ya da mecliste grupta yaptığı konuşma gibi AKP genel başkanı sıfatıyla yaptığı işlerdir. O halde de bununla örneğin CHP genel başkanı Sayın Özgür Özel arasında ona ayrılan zaman arasındaki biz süreyi karşılaştırabilir hale geliriz. Kendisine kuvvetle yaptığımız tavsiye şudur. Bu ayrımı yapınız. Bu ayrım yalnızca kamuoyunun sizin hakkınızda bir fikir oluşturmasına neden olmaz. Aynı zamanda TRT Genel Müdürü ve TRT'nin üst kadrosu Ocak ayında AKP'ye ne kadar zaman ayırdığını, CHP'ye ne kadar zaman ayırdığını görür. Şubat ayında kendisini buna göre düzeltme ihtiyacı içerisinde olur. Böylece bu TRT için de bir önemli ve olumlu adım olabilir. Peki bunu yapacak mısınız sorusunu, bunu TRT için de bir iç değerlendirme konusu yapacağına ilişkin bir söyleme oldu. Elbette kendilerinin bileceği iştir. Ama biz Avrupa'nın en büyük monoblok gövdesine sahip olan 2002 başından bu yana 12 milyar dolar, bugünkü rakamlara göre 375 milyar TL bütçe kullanan, 8500 çalışanı bulunan ve her birimizin bütçeleriyle, vergileriyle kendisine kaynak oluşturan TRT'nin yanlı yaptığı yayınlara daha fazla tahammül etmeyeceğiz, etmek istemediğimizi de açıkça ifade ettik. Konuşmanın sonuna doğru da bir açık saptamayı da kendisiyle paylaştık. Örneğin son genel seçimden evvel TRT yaptığı bir dizide bir teröriste geliyor gelmekte olan sözcüğünü kullandırıyor. Sayın Genel Müdür, bu sözcüğün kendisiyle alakalı olmadığını, her senaristin sözünü kendisinin kontrol edemeyeceğini söyledi. Elbette doğru olabilir. Ve fakat şunu ifade etmek lazım. Herhalde bunun bir denetim mekanizması olmalıdır. TRT böyle açık ve son derece yanlış siyasi algıların bir parçası yapılmamalıdır. Nihayetinde şunu ifade edelim. Sayın Özgür Özel'in benim de nöbetçi grup başkan vekili sıfatıyla kendisini davet ettiğim en son grupta yaptığı konuşmada TRT'yi eleştirmesi üzerine yayının kesilmesinden bahsettik. O da dedi ki ben bu yayını izlemedim, arkadaşlarıma sordum. Dediler ki hayır öyle olmadı. E nasıl oldu? Özgür Bey TRT'yi eleştirmeye başlamadan evvel 3 dakikalık bir yayından sonra yayın kesilmişti. Biz de kendisine şunu söyledik. Peki AKP Genel Başkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grupta toplantı yaparken bu toplantıyı naklen ve tam olarak veriyor musunuz? Evet veriyoruz. Vermezseniz sizi burada bir dakika oturturlar mı? Oturtmazlar. Peki o halde CHP'nin yaptığı grubu neden tam olarak vermiyorsun? Neden 3 dakika veriyorsun? Neden TRT'de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözünü TRT aracılığıyla TRT izleyicilerine ulaştırmayı bir görev saymıyorsun da bunun tam tersini yapıyorsun? Arkadaşlar netice itibarıyla biz sorumlu bir siyasetçi anlayışı içerisinde